İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 22 Nisan'da Fransa'nın Bron kentinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma ulusal gününde bir tören düzenlendi. 24 Nisan'da Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin katılımıyla Lyon'da bir anma töreni gerçekleştirildi. Rafi Kortoşan, yok edilen Ermeni medeniyetinin son kırıntılarını kağıt üzerinde olsa da kurtarmak. Batı Ermenistan'ın tarihi eyaletlerini tanıyalım. Artsakh. Alman Neue Deutschland gazetesinin yankısı. Türk Dışişleri Bakanı'nın Ermenilere yönelik uygunsuz jesti Avrupa için modern bir tehdittir. Brüksel'de Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit anıt haçkarı saygısızlığa uğradı. Uluslararası caz gününde tanınmış caz müzisyenleri Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelecek. Fransa'nın Bron kenti belediye başkanı ve bölge danışmanı Jeremy Breon'un himayesinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını ulusal anma günü münasebetiyle bir tören düzenlendi. Törende Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan mesajını iletti. Bu ulusal gün vesilesiyle düzenlenen etkinliğe Ron kenti milletvekili Bayan Anissa Heder, Ermenistan Cumhuriyeti Konsolos Yardımcısı Levon Davidyan, Gazi İşleri Kent Konseyi Delegesi Stefan Genan, Ermeni Gazileri ve Destekçiler Ulusal Derneği Başkan Yardımcısı Lidya Margosyan, Souvenir France Başkanı Yves Pesson, Brun'un Gaziler ve Direniş Savaşçıları Dernekleri İrtibat Komitesi Başkanı Laurent Desham hazır bulundular. Daha detaylı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. Lyon'un Anthony Pons Meydanı'nda 24 Nisan'da Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Ulusal Ermeni Gazileri Derneği, Ulusal Fransız Gazileri ve Direniş Savaşçıları Derneği ile Batı Ermenistan Ulusal Meclisi üyelerinin katılımıyla Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanları için bir anma töreni düzenlendi. Bu vesileyle Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin resmi mesajı Fransızca ve Ermenice olarak iletildi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi adına çelenkler bırakıldı. Batı Ermenistan'ın milli marşı olan Zartvirlau şarkısıyla bir dakikalık saygı duruşuyla sona erdi. Resmi tören bayrak taşıyıcılara hitaben yapılan bir selamlama konuşmasıyla kapandı. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Rafi Kortoşan, Batı Ermenistan'da ve Azerbaycan'ın işgal ettiği Artsakh topraklarında kalan Ermeni kültürel değerlerinin kaderini ve bunlarla ilgili uluslararası alınan kararlardan örnekler sundu. Kortoşan, aslında Ermeni kültürel soykırımı, kültürosit sürekli devam etmiş ve durmuyor. 2020'de gördüğümüz kültürel değerlerimiz bugün artık olmayabilir diyerek faaliyetlerinin amacının yok edilen Ermeni medeniyetinin son kırıntılarını kağıt üzerinde de olsa kurtarmak olduğunu kaydetti. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni halkının yok edilmesiyle birlikte onun manevi, kültürel ve maddi olmayan değerlerinin çoğunun yok edildiğini hatırlattı. Şimdi uluslararası toplumun baskısı altında siyasetini biraz değiştiren Azerbaycan, bu yeni dönemde Ermeni anıtlarını Alban kültürü olarak sunarak kültürel soykırımı, kültürosidi yeni bir iştahla yürütüyor. Uluslararası gereği Azerbaycan olarak tanınan topraklardaki tüm anıtların Lahey Mahkemesi tarafından Ermeni halkının mirası olarak kabul edildiğini hatırlatmakta yarar var. Artsakh. Ayrıca Artsakh'a mayır. Bugünkü Batı Ermenistan olan Metshayk, Büyük Ermenistan'ın 10. eyaleti. Küçük Kafkasya'nın doğu kesiminde ve Ermeni platosunun kuzeydoğu kesiminde yer alıyordu. Başkenti, hükümdarların oturduğu Sotk veya Zavdek kentiydi. Aranşahik krallık döneminde ise Dütakan kasabası oldu. Eyaletin 12 ilçesi vardı. Artsakh'ın Ermeni nüfusu ilkel yerli kabilelerin, proto-Ermenilerin birleşmesinin bir sonucu olarak oluşmuştur. İkincisi, buraya zaten M.Ö. 7. yüzyılda yerleşti. Tarihi kaynaklara göre Artsakh, M.Ö. 189 yılında Ermenistan Krallığı'nın 15 devletinden biri olarak ilan edildi. 1387 yılında verimli Artsakh eyaleti Lenk Temur'un yıkıcı istilalarına maruz kaldı.
15. yüzyılın sonunda Türkmenlerin 1555'ten itibaren Sefyan İran'ın egemenliğine girmiştir. Bununla birlikte modern zamanlara kadar Artsakh homojen Ermeni nüfusunu korudu. 15. yüzyıldan itibaren melik unvanını elinde tutan Haçen Hanedanı'nın şehzadeleri tarafından yönetilmeye devam edildi. Bu tarihsel dönemde Artsakh 5 prensliğe bölündü. Gülistan, Cirabert, Haçen, Varanda ve Dizak. Artsakh yüzyıllarca Türk-Pers egemenliğinden sonra Ermeni egemenliğini koruyan ve uluslararası kabul görmüş egemen bir statüye sahip olan tek Ermeni bölgesiydi. Alman Neues Deutschland gazetesinin editörü Peter Steiniger, Gizli Kurt, Ermenilere karşı bir provokasyon başlıklı makalesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun milliyetçiliğine atıfta bulunarak özellikle Uruguay'a yaptığı resmi ziyareti sırasında kendisini protesto eden Ermenilere gösterdiği bozkurt jestini tüm Avrupa için modern bir tehdit olarak değerlendirdi. Ankara'nın baş diplomatı Mevlüt Çavuşoğlu 24 Nisan'da Montevideo'da Pan-Türkist terör örgütü bozkurtların bilinen işaretini yapmıştı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'te Alman İmparatorluğu'nun da payı vardı. Belçika Ermenileri Komitesi dün Brüksel'deki Henri Michaux Meydanı'nda Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarının anısına bir Haçkar anıtının tahrip edildiğini üzüntüyle öğrendi. Anıt tanınan Pan-Türkist 3 kırmızı hilal ile boyanmıştı. Komite saygısızlığı şiddetle kınıyor. Komite, bu eylem ancak bir düşmanlığın ifadesi ve çoğu soykırımdan kurtulanların nesillerinden olan ve Belçika'da yaşayan Ermenileri korkutmaya çalışan bir girişim olarak yorumlanmaktadır. Ermeni Caz Derneği'nin kurucu başkanı Gambo Movsesyan'ın belirttiğine göre dünyaca ünlü ve sevilen caz müzisyenleri Uluslararası Caz Günü nedeniyle 30 Nisan tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelecek. Gambo Movsesyan, bu etkinliğe mümkün olduğu kadar çok caz müzisyenini dahil etmeye çalıştık. Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de misafirlerimiz var, dedi. Neden caza bu kadar önem veriyoruz? Örneğin Ermeni ulusal müziğinin bir günü yokken caz her yıl böylesine büyük bir ihtişamla kutlanıyor sorusuna Movsesyan şu yanıtı verdi. Cazda çok derin köklerimiz var. O çoktan ortaya çıktı. 1938 yılından beri sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nde değil, tüm dünyada tanınmış ve ünlü olan gelenekleri, müzisyenleri ile resmen bir caz grubumuz vardır. Ermeni cazı, Ermeni folklor unsurlarıyla bugün dünyada oldukça popülerdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni halk şarkısı Ah Lele ve Gıkeler adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.